Hepinize merhaba arkadaşlar. Piyasa analizime hoş geldiniz. Nihayet aylardır beklemiş olduğumuz seçim dün akşam itibariyle sonuçlandı. Seçim sonuçlarının vatanımıza, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi küresel piyasalarda çok fazla bir hareketlilik yok. Nedeni ise şu. Amerika tatil, İngiltere tatil ve İsviçre tatildi. Çok da fazla bir veri akışı, işte haber, gelişme olmadığı için küresel piyasalarda baktığımızda çok da bir hareketlilik yok. Mesela 16 altın tarafına bakıyoruz. %0.02. Hatta şu an 0.00 oldu. Nötür. Yine Dow Jones'a baktığımızda orada da %0.26'lık bir yükseliş var. Bu arada ABD borç tavanı krizi çözülmüşe benziyor. Hani küresel piyasaları böyle tehdit edecek bir risk unsuru görünmüyor arkadaşlar. Yani bize geldiğimizde ise seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasından ötürü bugün güzel bir yükseliş yaptık. Bu birkaç gün daha sürebilir ama çarşamba ve perşembe günlerine dikkat etmek gerekiyor. Bir yabancı çıkışı bugün de vardı. O yabancı çıkışı önümüzdeki günlerde de devam edebilir. Yani hemen böyle coşkuya da kapılmamak gerekiyor. Ama bunu önceki analizlerimizde de hep söylüyorduk değil mi? Hani seçim bitsin, kim gelirse gelsin. Bir kere ilk birkaç gün bu seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasından dolayı bir pozitif hava görülebilir. Haziran'ın ikinci yarısından itibaren de daha stabil yükselişler görebileceğimizi söylemiştim. Şimdi biz 200 günlük hareketli ortalamamızı ana destek seviyesi olarak baz almıştık biliyorsunuz. Bakın burası bir duvar moduna geçmişti. Aynı zamanda süper trendimiz de bizim günlükte al sinyali vermişti. Ne zaman vermişti? 11 Mayıs tarihinde süper trend. Biz 100 endeksinde al sinyali vermişti. Daha sonrasında biz düşüşler gördük. Bu hem 200 günlük hareketli ortalama hem de süper trendin alt bandı olan bu 4380-4400 bandının iyi savunulduğunu gördük. Yani buradan endekse alıcılar geldiğini gördük ve buradaki güçle de tekrardan yukarıya bir hareket meydana geldi bugün. Seçim sonuçlarının açıklanması ve seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla. 4783'te hem 55 günlük hem de 100 günlük hareketli ortalamalarımız var. Burası önemli olacak arkadaşlar. Bakın şöyle büyütelim. Hatta bugün topluluk kısmından da buranın direnç olduğunu sizlere vermiştim ve bugün en yüksek 4799 görülmüş. Buranın üzerinde günlük kapanışlar bekleyeceğiz ve daha sonra da şurada bir düşen trendimiz var görüyorsunuz. Daha önce 12 Mayıs tarihinde de biz buradan aşağıya gelmiştik. Bu düşen trendimiz arkadaşlar 4820. Yarın için takip edeceğimiz ilk dirençler 4783 ve 4820. Bu direnç bölgesini hatta şöyle bir işaretleyelim. Bugün alıcılara baktığımızda garanti yatırım en iyi alıcıydı, en iyi satıcı ise diğerdi. Hacim fena değildi, ama böyle bir 100, bu coşkunun üzerine bir 100 milyarın üzerinde bir hacim görürüz diye umuyordum ama olmadı. Aresel göstergesine baktığımızda 50'nin üzerine çıktı ve pozitif. Bakın şurada bu 11 Mayıs Perşembe tarihi, Muharrem İncen'in adaylıktan çekildiğini duyurduğu tarihte, o gün de böyle çok sert bir yükseliş yapmıştık biz. Ve o gün RSI göstergesi 52 52'ymiş şu anda o seviyenin de altında olmamıza rağmen şu anda RSI göstergesinin 54 olduğunu görüyoruz. Yani bu RSI'deki e, sanki yükseliş devam edecek gibi MACD indikatörümüze baktığımızda bugün de e, ikinci günde de yeşil bir bar olduğunu görüyoruz. Bu bugünkü yükseliş hem seçim belirsizliğinin ortadan kalkması için e, gerçekleşmiş bir yükseliş ve aynı zamanda bugün Mehmet Şimşek'le ilgili de bir birkaç tane böyle haber geçti. Ben de takip ettim. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'a Mehmet Şimşek'le ilgili bir soru soruldu. İbrahim Kalın da şu şekilde yanıt verdi. Mehmet Şimşek kabinede olur veya olmaz bilmiyorum. Ama Mehmet Şimşek bizim ekonomi politikalarımıza destek olmaya devam edecek dedi. Bu da böyle bir alım coşkusunu şahlandırdı. Olabilir mi? Olabilir. Zaten cumartesi günü yapmış olduğum seçimden önce yapmış olduğum analizde sizlere şöyle bir cümle sarf etmiştim. Eğer mevcut hükümet kalacaksa da seçimden sonra ben artık politikalarında, ekonomi politikalarında bir değişikliğe gidileceğini düşünüyorum. Bakan Nebati'nin gideceğini de düşünüyorum ve ekonomi politikalarında artık yavaş yavaş bu ortodoks politikalara döndürüleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tabii böyle enflasyonun da Hani bir yıl içinde böyle paldır küldür aşağıya inmesini de kimse beklemesin. Hala görüşlerim aynı arkadaşlar. Orta ve uzun vadede ben borsada pozitifim. Bunu zaten aylardır söylüyorum. Hani bu 200 günlük hareketli ortalamaya geldiğinde de söylüyorum. Tabi böyle 1 bölü 3 ile trade edebilirsiniz. İşte 200 günlüğe geldiğinde alın İşte 55 günlüğe 100 günlüğe geldiğinde kıramıyorsa satın. Tekrar belki 200 günlüğe gelebiliriz. Hani bu da bilinmez. TL bazlı olarak orta ve uzun vadede yükselişler olmasını bekliyorum. 6000 puanın üzerine çıkacağımızı da düşünüyorum bu yıl içinde. E fakat dolar bazlı olarak çok fazla hareket beklemiyorum. Şöyle açalım o zaman madem yeri gelmişken. Evet bakın 236 dolar ile şu anda kapattık. Kaufman'ın üzerine çıktık ve dolarda bakın günlükte TL'de biz süper trend ala dönmüşken dolar bazlı da şu anda süper trend hala Sattı arkadaşlar. 243-245 dolar bantları önemli olacaktır. Şöyle alım seviyesi olarak dip seviye 135-137 dolar. Bakın hani buralara gelir mi bilmiyorum ama bakın fark ettiyseniz dolarda hareket başladı. %1.10'luk bir yükseliş var. Bu hareketle başlamadan önce ben bugün altın sertifikası alım yaptım ve alım yaptığımda sizlere soranlara... Belirttim arkadaşlar dolardaki bu hareket devam edebilir ve dolardaki hareket devam eder ve borsa biraz daha yatayda kalmaya devam ederse biz tekrardan böyle bir miktar geri gelebiliriz yani dolar bazlı olarak böyle nasıl diyeyim yani biraz aralık büyük olacak ama şöyle 1.35 dolar ile bu en yüksek görmüş olduğumuz 3 dolar tepesi aralığında bir Hani şimdi demeyin ya hocam bu kadar da bir, bir aralık olur mu? Olabilir yıl sonuna kadar bu aralık içinde gezebiliriz. Yani e, dolar bazlı borsada zirve beklemiyorum arkadaşlar onu söyleyeyim. Ama TL bazlı olarak borsada zirve bekliyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Yarın takip edeceğimiz dirençleri söyledik. 4.783 ilk direnç, 4.820 aslında kırmamız gereken şuradaki düşen trendi kırmamız gereken direnç süper trend aldı. ara sahip şu anlık pozitif bir sorun yok arkadaşlar. Orta ve uzun vadeciler için TL bazında bir sorun görmüyorum. Zaten bunu da defalarca söylüyorum. Evet geldik SASA'ya. İnşallah ekranımda görünüyordu. Şöyle bir kontrol edin bazen e, göremiyorum. Evet ekranımız görünüyor. Evet Sasa Polyester bugün %6.57'lik yükseliş yaptı. Sabah bir aralar açılışta geri gelmişti. Bakın şurada 54.35 ile ben bir direnç vermiştim sizlere. Hatta şöyle direncimize bir bakalım mı? Bakın 10 saat önce sabah günaydın arkadaşlar falan filan yazmışız. Sasa direnç ne yazmışız? 54.35. Biz kaç görmüşüz? En yüksek 54. 45 görmüşüz ve 53 55 ile günü kapatmışız. Bakın oradaki direnç ve destekler gerçekten güzel çalışıyor. Mesela bir örnek daha göstereyim şöyle. Daha doğrusu şimdi bakacağız. Yani olmuş mu? Mesela Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'na kaç yazmışız? 148.7 yazmışız Türk Hava Yolları'na. Türk Hava Yolları bugün kaç görmüş? Şimdi bakıyorum ben de 148.6 görmüş. 10 kuruşla yanılmışız. Bak 148.7 vermişim. 148.6 görmüş. Neyse Sasa'ya. bunu örnek olsun diye gösterdim. Yani ben her sabah o destek ve dirençleri paylaşıyorum ya. Bir göz gezdirin oralar. Hani buraya gelince satın değil. Hani en azından bu hissenin veya bu hisselerin nerelerde alınıp satılabileceğini, işte robotlara hangi dirençlere geldiğinde daha çok emir girilebileceğiyle ilgili sizlere böyle İpuçları vermeye çalışıyorum. Bir boşluğumuz var mı? Aslında var. Şurada e, 51.30'larda olması lazım. Evet 51.30'larda bir boşluk var. Ama bundan bu 51.30'dan önceki 2 gün zaten e, şu aralıkta 51 51.90'lara kadar işlem gördüğü için bu gap boşluğu. Gap boşluğu deyince de kızıyorlar. Gap zaten boşluk demek diyorlar. Bir de niye gap demiyorsun diyorlar. E, bu gap e, dolmayabilir arkadaşlar tamam mı? Ama burada dirençten bir satış gelmiş. Bu direnci de neye göre belirledik? Bakın burada 18 Ocak tarihinde Kaufman'a değmişti. Burada biz sert satışlar görmüştük. 54-35. Tabii o zamanın fiyatı daha farklıydı. Yani bedelsiz geldiği için. Geri çekilmelerde 46-86 destek seviyemiz. 54.35 ise direnç seviyemiz olacak arkadaşlar. Evet şöyle bir Sasa Polyester'e bir bakalım. Bugün kimler işlem yapmış? İlk 5 alıcı %78, ilk 5 satıcı %86. Ha, şimdi bir dakika duruyoruz burada. Neden? %6,5'luk bir yükseliş var ama bir para çıkışı var. Bakın %86 ve satan kim? Vakıf yatırım 1.2 milyon lot satmış. Vakıf yatırım tahta yapıcı arkadaşlar. Tamam mı? Ak yatırım ve vakıf yatırım en çok lota sahip olan hisse. Daha öncesinde patron da alımlarını ve satımlarını vakıf yatırım üzerinden yapıyordu. Yatırım finansmanı ise 1.4 milyon lot alım yapmış. Yani burada e, kafadaki e, en iyi alıcı da aslında bayağı bir lot almasına rağmen Vakıf'ın ve QNB'nin buradaki yine aynı şekilde yapı kredi, HSBC'si bak bunlar da böyle. Burada bunlar 200-300 satarken bunlar 600-400-400 satmış. Bir para çıkışı olmuş. Yarın için dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet geldik Hektaş'a. Hektaş'ta bir nebze düzeldi diyebiliriz. %5.84 yükseldi. Bakın Bakın bu yuvarlağı biz e, en son geçtiğimiz hafta atmaya başlamıştık. E, son analizimizde de e, bu yuvarlak burada duruyordu. Burası direnç bölgesi dedik. Çünkü burada hem 200 günlük var 26.80 hem de süper trend var 27.62. Buranın üzerinde günlük kapanışlar gelmesini bekleyeceğiz dedik. E, bir boşluk burada da var. Bir gap var 25.92'de. Ama onun öncesindeki günlerde bu boşlukta fiyatlamalar olduğu için dolmayabilir. Tamam Yani çok bariz bir gap değil ama yine de sistem hala sattı arkadaşlar. Bakın sistem hala ala dönmemiş. Ne zaman ala döner? 27.60'ın üzerinde hatta 27.70 diyelim. Bunun üzerinde günlük kapanışlar görürsek sistem ala döner. Geri çekilmelerde 25.78 destek seviyesi olarak takip edeceğiniz seviye. Evet gelelim Hektaş'a. Sasa'da para çıkışı vardı. Hektaş'ta bir para girişi var. İlk 5 alıcı %84, ilk 5 satıcı %67. En iyi alıcılar iyi. İş yatırım, ak yatırım, ziraat. En iyi satıcılara baktığımızda biraz daha dağınıklar. Yapı kredi, oyak, info. Ama oyakın bu tarafta olması biraz enteresan olmuş. En iyi satıcı aslında burada diğer arkadaşlar. O tabloya dikkat etmek lazım. Yani bir para girişi var ama burada oyakın satışı biraz kötü. Bir de o 27.62 süper trend direncine dikkat edin. Evet geldik Türk Hava Yolları'na %2.6 yükseldi. Türk Hava Yolları'nda bakın burada bir gap mevcut. Neden? Çünkü onun öncesindeki günlerde burada bir fiyatlama olmamış. Topluluktan da bugün yazdım. Emlak konutta ve Türk Hava Yolları'nda bir gap var diye. E, bu gap da olabilir. Bu gap kaçtı arkadaşlar? 143.6 gap nedir diyenler. Burada bir fiyatlama olmamış. Çok sabah çok yukarıdan açmış. Geriye gelmiş ama buradaki boşluğu doldurmamış. Buradan bir fiyatlanma. Buradan bir iş olmamış, iş ve işlem olmamış. Bakın bugün biz 148.7 sabah topluluğu kısmından sizlere direnç olarak paylaşmıştım. Bugün en yüksek 148.6 görülmüş ve 146 TL ile günü kapatmış. Bu destek ve dirençlere dikkat edin arkadaşlar. süper trend şu anda alda, herhangi bir sorun yok. 148.7'nin üzerinde günlük kapanışlar gelmesi halinde eski zirvesi olan şuradaki 156.4'ü hedef haline getirecektir. Geri çekilmelerde de 21 günlük hareketli ortalamayı takip edeceğiz artık. 134.3. Evet, Türk Hava Yollarına bakalım. Türk Hava Yolları'nda da bugün kimler işlem yapmış? Bir para girişi veya bir para çıkışı var mı? En iyi alıcıya baktığımızda %68, en iyi satıcıya baktığımızda %68. Aslında burada en iyi alıcılar diğer dediğimiz kurumlar olmuş. Bakın 1.9 milyon satıcı. 1.9 milyon alıcı yani öyle bir e, pasta olmuş ki bugün Türk Hava Yolları'nda ilk 5 alıcı %68'i e 68 ilk 5 satıcı. Buradaki en iyi alıcılara bakın garanti 1.3 milyon not birinci sıradaki ak yatırım 1.2 milyon not yani çok dengeli bir aracı kurum dağılımı olmuş. Belki de o aşağıda bırakmış olduğu gaptan e, böyle tedirgin olanlar e, çok fazla elini taşın altına sokmamış gibi görünüyor. Dengeli bir aracı kurum dağılımı olmuş. Evet geldik şişe cama. O da bugün %6.42 yaptı. Bizim Benim şişeler şurada gitti arkadaşlar biliyorsunuz. 200 günlük hareketli ortalama altında 2 adet günlük kapanış gelince burada ben stopladım. Neden stopladım? Çünkü ben her zaman tekneye sadık kalırım. Burada bir boğa tuzağı yapıldı. Ve burada pardon boğa tuzağı değil ayı tuzağı yapıldı. Ve burada e, sattırıldı. Ben de sattım ama bunu bu şekilde hani bir robot gibi işlem yaparım genelde. Teknik al diyorsa alırım, sat diyorsa satarım. Şimdi de burada bakın 41 TL. Şurada hatta pardon 41 değil 40.27 TL'ydi. Gün içinde de paylaştım. 40.26 TL 55 günlük hareketli ortalama. Şunları bir silelim. E, bu rakamlar artık aşağıya geldi. Hareketli ortalamalar aşağıya geldiği için. Ve bugün ben alım yapmadım arkadaşlar. Bugün soranlarınız oldu. Sürekli de sordunuz işte hocam şiş aldın mı şişe aldın mı? Ya alsam zaten yazacağım arkadaşlar hani. Benden çok siz panik oldunuz. Bazı arkadaşlar hocam şişeleri bo boşa sattım falan. Ya bunun adı trade arkadaşlar. Yani illa ki benim sattığım yerden aşağıya gidecek. Veya benim aldığım yerden yukarıya roketleyecek diye bir şey yok. Trade olayı böyledir. Mesela stop yaparsın bir kez. Seni stop eder yukarı gider. İkinci kez yaparsın yine seni stop eder yukarı gider. Ama üçüncü kez öyle bir yerde stop yaparsın ki. Ben geçmişte 48 TL'de de stop yaptığımı hatırlıyorum. Bakın şuralarda 48 TL'de. Şurada hatta pardon şöyle 48'den 46'ya süzülürken stop yapmıştım. Ve bunun da meyvesini çok aldım. Yani hani ta 36'lara geri geldi ve buradan tekrar giriş yaptım şişeye. Yani birinci de yaparsın stop olmaz. ikinci yaparsın ama üçüncü de öyle bir stop yaparsın ki dersin ki ya hani Allah'ın sevgili kuluymuşum. İyi ki de o tuşa basmışım. İyi ki de stop yapmışım. Eğer zaten burada hani bu seçim belirsizliğinin kalkması vesaire olmasaydı biz burada 34 TL'ye kadar bir ...yolculuk yapabilirdik işe camda. 40.27'nin üzerinde. Bakın burada düşen trend de var. Bak şimdi buradaki olaya bakın şöyle. Ben bugün niye almadım? Almayı da düşünmedim. Şöyle hani bunun üzerine çıksaydı belki alırdım. Ee, süper trend bakın hala satta. Bak zaten çıkmışım bir stop olmuşum. O yukarıya gitmiş. Hani tüh ya falan demişim. Ki ben aslında demedim ama benden çok <laughs> siz dediniz. İşte hocam keşke satmasaydım falan yani. Hani burada milyonluk bir kayıp yok arkadaşlar. Yani burada 37'den 36'dan satarsın. 40.5'den geri alırsın. 41'den geri alırsın. Eğer bu 55'e gidecekse 50'ye gidecekse yani ha 37'den almışın ha 40'dan almışsın. Yani oradaki 3-4 lira seni batırmaz zengin de etmez. Ama tekniğe sadık kalmak bir prensip meselesidir. Robotlaşmak bir prensip meselesidir. Şurada düşen trend var bakın. Bugün buraya değmiş. Süper trend var. Bakın 100 günlük ortalama var. 55 günlük ortalama var. Süper trend. Normal düşen trend. 100 günlük. 55 günlük. Bu dördüne birden değmiş. Hepsi de burada bunların 40.20 ile 40.38 aralığında. Pardon 30 aralığında. Buraya değmiş geçememiş. Ha yarın geçerse. Bak burayı geçerse. Zaten burada sistem Ala dönecek. Süper trendte ala dönecek. Ben alır mıyım? Alırım tabii. Hani öyle kağıda küsmem yani tüh ya 36'da işte 35.80'de 35.96'da sattım. E işte 40 tane alacaksın. Trade demek budur. Ya hiç ellemeyeceksin. Orta ve uzun vadeli bekleyeceksin. Ama ellemediğin zaman da bu düşüşlerde ağlamayacaksın. Ya tüh ya işte şöyle paramızı çaldılar böyle. Trade edeceksen de bunlara katlanacaksın tamam mı? Ben bugün altın sertifikası alım yaptım sadece. Onun dışında şişe alımı yapmadım. Yarın eğer dediğim seviyenin üzerine çıkarsa mesela 40.30 tamam mı? Yazıyorum. 40.30 sonra sormayın. Çok da uzattık videoyu. Kusura bakmayın. Yarın 40.30'un üzerine çıkarsa ben şişelenirim tekrar. Tamam mı? Ve buraya da bir stop koyarım. 40.20'ye koyarım. Derim ki ulan aşağıda beni patlattı stopumu. Yukarı gitti. E şimdi de aynısı olabilir yukarıdan 40-30'u geçer bana aldırır hop gerisin geri 200 günlüğe geri gelir. O zaman da derim ki hayda beni yine patlattı alırken de. İşte bunu dememek için 40.20'ye bir stop koyarsın. Stop ne demek? İşte 40.30'da aldım 40.20'nin altına iniyorsa zararına veririm demek. E 40.20'nin altına sarktı. Sonra tekrar 40.30'un üzerine çıktı. E yine alacaksın. E diyeceksin ki hocam 10, 10 kuruş 10 kuruş zarar ediyorum. Yani o 10 kuruşları 10 defa yap. Yani ne olacak? Yani hani hepsini toplasan 1 lira zarar eder. Bak bunu trade edenler için diyorum. Derseniz ki ya ben uğraşamam hocam. Ne anlattığını da anlamadım diyenler orta ve uzun vadede beklesinler şişede. Tamam mı? Bu enflasyon kolay kolay durmaz. Mehmet Şimşek değil. Mehmet Yıldırım da gelse Durmaz. Bekleyin yani. Orta ve uzun vadede sorun olacağını görmüyorum. E döviz yükseliyor. Bak normalde şişenin çok sevmeyeceği bir seçim sonucu aslında. Hani ilişkileri bakımında. Ama niye yükseldi? E döviz yükseliyor. Bak %1 yaptı bugün. Tamam mı? Neyse çok uzattık. 40-30'a. Yarın dikkat. Ha 40-30'u hiç görmeden direkt aşağıya mı saldı? 38-74'te destek seviyesi Kaufmann. Evet, şöyle bakalım şişeye. Bugün iyi bir para girişi vardı. Bakın şöyle de göstereyim. İlk 5 alıcı %92, ilk 5 satıcı %62. En iyi alıcılara baktığımızda Ünlü Menkul yabancı adın alım yapar. 2.4 güzel. HSBC 1.1 milyon direkt yabancı bu. Gedik Yatırım da genelde yabancı adın alım yapar. 1.1 milyon. Bunlar güzel arkadaşlar. Onlar da dövizin patlayacağına belki inandıkları için alım yapıyorlar bu yabancı ve yabancı kılıklı dediğimiz adamlar. Tamam mı? Yarın 40.30'u geçerse ben de bir yabancı gibi alıma başlarım. Yani 40.30'u geçmez. Direkt yukarıdan açar. 41'den alım yani fark etmez. Evet satıcılara baktığımızda en iyi satıcı diğer arkadaşlar. 2.4 milyon ve ondan sonra da ak yatırım var. Ak yatırım bayağıdır satıyor ama işe de. 1.5 milyon lot. Güzel bir aracı kurumda alımı olmuş. Evet şöyle de bir kontrol edeyim bakayım. Oo 20 dakika olmuş ya. Evet. Nerede kaldık? Emlak konut. %3.12 yaptı. Bak burada da bir boşluk var. Bakın gap var arkadaşlar. Sabah ipini koparmışçasına yukarıdan açtı. Ve şurada 7.24 demiştik yanılmıyorsam direnç. Bu direnci artık destek edindi bak. Tam da orada durmuş. 7.26'da durmuş. E, gap nerede? 7.08. Hatta bugün yazdım. 7.07 falan yazdım topluluk kısmında. Buraya gelebilir tamam mı? Buradaki kap. Ama bak düşeni kırdı. Emlak konuta güveniyorum arkadaşlar. Tamam mı? Burada tekrar 7.07'ye gelir. Belki 7'nin altına gelir. Ama sıkıntı yok yani. Tamam mı? Sasa polyesterden de bu arada kap haberleri geliyor. Şöyle bir bakalım. Evet. Sermaye artırımı vesaire. O yapmış olduğu bedelsizin haberleri zaten gerçekleşmişti. Belki de farklı diye hemen şey yapmayın, algılamayın. Önceki yapmış olduğu bedelsizleri SPK'ya sunuyor galiba. O pili dolaşımdaki değişiklikler vesaire. Neyse sasayı boş verelim. Emlak konutayız. Emlak konuta güveniyorum. Düşerken de güveniyorum diye sizlere demiştim. Hep portföylerinizde bulundurun diye. Hep ekleme, eklemiştim cümlelerime. Kentsel dönüşümler, deprem yeniden inşası vesaire Emlak Konut'un önü açık arkadaşlar tamam mı? Ama 707'lere gelebilir. Yani olur da böyle ters giden bir durum olursa da 655 eski dirençte şimdi yeni destek seviyesi arkadaşlar. Evet bakalım Emlak konutada da şöyle. Bugün orada da para çıkışı vardı. Yükselişe rağmen. Bak ilk 5 satıcı %90, ilk 5 alıcı %68. En iyi satıcı Yatırım Finansman 15 milyon lot, en iyi alıcı diğer Kötü bir aracı kurumda alım olmuş. Yarın o gap dediğim 7.07'ye dikkat. Evet geldik TÜPRAŞ'a 3.81. TÜPRAŞ'ta herhangi bir gap yok. Yoluna devam ediyor ama burada sistem hala bakın. Süper trend. <laughs> hala satta. Bugün Kaufman'a değdi. Kaufman 69.15 buraya değdi ve sonrasında geri geldi ama 21 günlük hareketli ortalama tutuyor. 73-75'in üzerine günlük kapanışlar görürsek sistem tekrar ala döner ve şuradaki trendi zorlarız arkadaşlar. 77-78 bandına doğru gideriz. 200 günlüğüne hiç değmedi ama onun yakınından böyle e, şey gibi hani böyle uçan adamlar olur ya bir elbise giyip böyle yamaçlara ellerini sürterler. Bazen görmüşsünüzdür belgesellerde. Aynı onun gibi böyle 200 günlüğe elini sürtüp sürtüp yukarıya çıktı. Ama sistem sattı. Ne zaman düzelir? 73-75'in üzerinde bir günlük kapanış gelirse. Biraz hızlanalım. Evet, Tüpraş'a bakalım. İlk 5 alıcı %78, ilk 5 satıcı %64 bir para girişi mevcut. En iyi alıcı yapı kredi, en iyi satıcı diğer arkadaşlar. Evet hızlanıyoruz. Ford Auto %4.70 yükseldi. Şunu kapatalım. Bununla işimiz bitti zaten. Ne oldu? Neyi kapattık biz? Yanlış bir şey mi kapattık? E, gitsene kardeşim diyor. Neyse dursun. Süper trend 575 arkadaşlar. Sistem hala satta. 575'in üzerinde günlük kapanışlar görürsek 620 TL'ye kadar yolculuk başlar. 100 günlükle 200 günlük aralığındaki kademeler alım seviyeleri de dedik. Bakın 1 2. Hani 2 kademe aldınız. Yeter. Hani bu 530'dan aldınız işte 510'dan aldınız. Ve şu anda kaç? 557. Güzel. Süper trend 55 günlük, 21 günlük ve Kaufman'ın üzerine atmış. Bu güzel. 575 ile direnç arkadaşlar. Bir sonraki direnç bakın daha önce orayı geçememişti. Geçti ama günlük kapanış yapamamıştı. Şimdi 575'in üzerinde günlük kapanış yapmasını bekleyeceğiz. Bir saniye. Evet. Ford Auto. Şöyle gelelim. Bugün bir para girişi olmuş mu? Evet güzel muazzam bir para girişi olmuş. İlk 5 alıcı %93, ilk 5 satıcı %67. Yani muazzam derken oransal olarak, hani miktarsal olarak belki de en iyi para girişinde, belki de ilk 10'da bile değildir ama oransal olarak güzel. İlk 5 alıcı %93. En iyi alıcı TEP. ikinci sırada GEDİK. Üçüncü sırada Yapı Kredi. En iyi satıcı diğer arkadaşlar. Yatırım Finansman ve BOFA'da satıcı grubunda. Bence güzel bir aracı kurum dağılımı olmuş. Evet geldik. Euro Power bugün tavan oldu. Şöyle 4 saatte alalım. Bakın bizim 62 lirayla 65 arasında alınır dediğimiz şey duruyor hala. Ha, aldım mı? Almadım. Çünkü şundan almadım. Hep şunu da söylüyordum. Ya arkadaşlar işte Sasalar, Hektaşlar, Türk Hava Yolları, Emlak Konutlar, bilmem Tüpraşlar bunlar 200 günlük ortalamalarına düştü ya. Hani onu almak yerine bu biraz daha yeni bir hisse riskli. Onun yerine biz 30'daki 200 günlüğüne düşmüş hisselerden almak daha mantıklıdır diye Almadım, almak da istemedim. Bu fiyatlardan da almam ama sizler için takip ediyoruz ve takip etmeye de devam edeceğiz. E şöyle 4 saatlikte süper trendin desteği de yükseliyor. Bakın 78-75 olmuş. Bu desteği takip edin. E yukarıda ise direnç olarak şöyle bir çalışma yapabiliriz. Aslında şu anda direnç falan yok. E ne derler? Hani direnç falan yok. Bam 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 gidiyor diyor ama böyle bam bam gidenlerin çok da sağlıklı hareketler görmeme ihtimali var önümüzdeki günlerde. Yani 101 TL. Bu arada bak bir şey de göstereyim. Ya hocam bizi korkutma sen de demeyin. Bak şimdi fiyat yükseliyor. Tamam mı? Nerede o? Bak şurada. Bir saniye bak şuradan alacağız. Şu yeşil mumun olduğu yer. Heh şurası. Bak RSI. Bak fiyat burada yükseliyor. Aresay tepeleri düşüyor. Buna bir negatif uyumsuzluk diyebiliriz. Ama hisse yeni olduğu için böyle bir tahtacı savaşı var burada anladığım kadarıyla. Biri tahtayı ele geçirmek istiyor. Bu yüzden böyle biri alıyor, öbürü boşaltıyor. Derken böyle bir hareketler oluyor. Gün içinde trade yapmak isteyenler yapabilir. Bu da burada kaldı artık Tarih eser oldu bizim 62 ile 65. Hani yazdık, almadık da alanlar vol olmuştur belki bilmiyorum. Mikrofonu da kontrol edelim. Evet arkadaşlar, ne yapacağız şimdi? He. Euro Power'ın derinliğine bir bakalım. Önce derinliğe bakalım çünkü tavan kapadı. Kaç lot bekliyor? 627 bin lot. Hani 1 milyon bile değil. Az evet 627 bin lot. Kim tavanlamış bunu bugün? Bakalım Bofa'dır kesin. Evet Bofa. Bofa oynuyor. Biri oynuyor da Bofa üzerinden oynuyor. %86 bir para girişi var. İlk 5 satıcı %70. İlk 5 alıcı %86. BOFA almış. Bugünkü alıcıların yarısı BOFA'dan 1.3 milyon lot. Güzel en iyi satıcı da diğer. Güzel bir aracı kurum dağılımı ama yine de dikkatli olun arkadaşlar tamam mı? Borsanın geneline bakıyoruz. 92 milyar TL'lik hacim var. En iyi alıcı garanti yatırım. En iyi satıcı diğer arkadaşlar. Sizin en çok hoşlandığınız ve sevdiğiniz şu para giriş çıkışlarını bir verelim. Sadece bu para giriş çıkışına göre işlem yapanlar da var ve güzel de paralar kazanıyorlar. Gerçekten. Hani ben e, çok fazla buna göre işlem yapmıyorum ama değerlendirmelerim arasını alıyorum. Şöyle aşağıya da çekelim. İlk 50. Durdurup bakabilirsiniz. Ve en iyi para girişi Şişe Cam'da var. 47 milyon TL. Tüpraş, Europower, Pegasus, Kardemir, Oyak Ford Fordoto, Kozal, Tav Havalimanları, Garanti, Ereğli, Sahol, Nefesim Kesil, Alarco, Vestel, diye gidiyor arkadaşlar. Bakın böyle aşağıya. Para çıkışına da bir bakalım. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam borsa yeşilken ne kadar da enerjiksiniz, ne kadar da esprilisiniz. Aslında borsadan değil. Bugün biraz böyle bir doğa gezisi yaptım. Orada böyle yeşil doğada çok mutlu oldum. Güzel oksijen aldım. Onun vermiş olduğu bir enerji arkadaşlar. Tamam mı? Ee, Anadolu Efes, para çıkışı olanlar, Bimaş, Emlak Konut, Şok Market, Türk Hava Yolları, Akfen Yenilebilir Enerji, Alarko, Coca-Cola e, şeyde de bir para girişi vardı. E, pardon o porta para girişi vardı. Biz para çıkışını gösterecektik. Şöyle durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Bak para çıkışı şu sütun. Bir de Matrix ekranındayken hazır, hazır yabancı takas oranına bakalım. Bak şimdi. Bir saniye. E, şu şeyi bir işaret çizgisini bir kapatayım. Heh. Bak gördün mü? Tarihi dip. Bugün yine sattılar. Tamam mı? Yabancılardan bugün takas oranı. Bak bu bugünün. Bak bugün 29 Mayıs'tan. Bak 29 Mayıs tarihinde 27.62'ye düşmüş. Tamam mı? %27.62'ye düşmüş yabancı takas oranı. Bak belki göremeyenler varsa şöyle haftalığa da alayım. Bu çizgiler televizyonda görünüyor. Telefonda görünmüyor. Çok enteresan bir şey. Evet haftalık. Bak tarihi dip. Tamam mı? Bunu da unutmayın yani. Hani tamam TL bazında gideceğiz altı bin lira vesaireleri diyoruz ama yine de dikkat yani. Yine 30 dakika oldu. Hayırlı olsun. Evet şöyle altına gelelim. 1945 %0.00 nötr 1934 bizim takip ettiğimiz destek seviyesi arkadaşlar 100 günlük hareketli ortalama 21 günlük 1980 bunun üzerine çıkması gerekiyor. Sistem satta. Şurada bir trend var. Şimdi otomatik yapalım. Şurada bir trend var. Bu trend ve 100 günlük destek olacak. 1934'ün altında günlük kapanışlar gelirse biraz daha üzebilirler. Nereye kadar? 1880'lere kadar, 200 günlüğe kadar üzebilirler. Sistem satta. Yani şu an düşmesini gerektirecek bir şey yok ama piyasa bu yani bilemeyiz düşer mi düşebilir. Evet geldik gram altına. 1240 Kaufman hareketli ortalaması destek seviyesi demiştik ve şunu eklemiştik. Ons altında sistem satta ama gram altınlarınızı satmayın. Çünkü makas çok ve dolarda yükseliş bekliyorum. Bu yüzden o makası eritemezsiniz. Hani yukarıdan satayım işte 1250'den satayım, 1240'tan alayım. Öyle bir dünya yok. Tamam mı? Yani makas çok. Makas 100 lira. Makas 150 lira. O yüzden kıpraşmada oturun dedik ve aynı kanıdayım ve bugün de dolar bazlı olarak yükseldi. Devamı gelecek. Tamam mı? Bugün altın sertifikası eklediğimi de belirttim sizler arkadaşlar. Zaten destek olarak da 14.55 yazmıştık gün içerisinde. Sabah topluluk kısmında. Evet gümüş ons 200 günlüğünden destek almıştı. yukarı gitmişti ama 100 günlüğü geçemedi. Sistem hala satta tekrar 200 günlüğüne geri gelebilir 22.80'lere. Evet gram gümüşe de aynı şekilde gram altına söylediklerimizi söyledik. Sistemi sata dönmüş. Bak gram altında sata dönen bir şey yok. Gram gümüş de sata dönmüş. Çünkü gümüş ons çok düşmüştü. Bak gram altın sata dönmüş. Ama yine de bence satmayın. Çünkü makaslar berbat ve dolar bazlı olarak yukarı gidebiliriz demiştik ve gidiyoruz. Bak %0.8 bak gümüş ons %0.47 aşağıda gram gümüş %0.74 yukarıda. Bir yıldır bu gram altın ve gram gümüş dolarsız gidiyor tamam mı? Yani tabi doların hani her gün %0.10 0.10 desteği var ama dolar TL bir şekilde yerine gelecek o enflasyonist farkını alacak üzerine artık 24 mu olacak 25 mi olacak bilemiyoruz. O yüzden diyorum makaslar da berbat çıkmayın. Çıkarsanız gidip daha kötü fiyattan o makaslar nedeniyle almak zorunda kalabilirsiniz. Evet biraz uzun bir video oldu. Yani yapacak bir şey yok. Haftanın ilk işlem günüydü. Borsada güzel %4'lük yükseliş var. Ama yabancı takas oranını da gösterdim. Hani orada da bir sıkıntı var. Ama biz yerliler bir şekilde bunu 6000'e götürürüz diye düşünüyorum. TL bazlı bir rally yaparız diye düşünüyorum. Ha, 4100 tehlikesi geçmedi. Hala geçti mi? Geçmedi bence. Yani hala tekrardan 4400'den altını yoklarız vesaire tekrar 4100'lere geliriz ama 4100'ün altı bende yok arkadaşlar. Yıl içinde de 6000 puan üzerine görmeyi bekliyorum. Önümüzdeki günlerde yanılmıyorsam Cuma günü bakanlar açıklanacak, kabine şekillenecek. Mehmet Şimşek veya lütfi Elvan tarzı böyle e, ekonomistlerin kabinede yer alması veya ekonomi yönetimi ekibinde yer alması da böyle pozitif bir etki yapabilir borsaya arkadaşlar. Gram altın ve gram gümüş tarafında söyleyeceklerimi söyledim. Altın sertifikası tarafında da yoksa elinizde alın. Varsa da saklayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.